Buradan tekrar kendisine Allah'tan bol bol rahmet diliyorum. Çok emeğe geçti bu ülkeye. Dün de anıt mezarında kendisini hayırla yad ettik diğer liderlerle beraber. Ve yine bugün Kadir Gecesi. Kadir Gecesi'nde tüm millet olarak yine huşu içerisinde, huzur içerisinde geçirmeyi şimdiden temenni ediyorum. Efendim, gündeme dair çok notumuz var. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Bir yandan da biz hani referandumun üzerinden 6 yıl geçti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin üzerinden 5 yıl geçti. Türkiye ekonomik anlamda, siyasi anlamda, toplumsal yaşam anlamında nereden nereye geldi? Bunun kıyaslarını da birlikte konuşalım istiyoruz. Siyasetteki polemikler çok da belki bunlara takılmadan ama vatandaşın istekleri, beklentileri, bunun üzerine de yoğunlaşacağımız bir yayın olsun. Bugün başlığımız hakkını teslim edelim. Bu başlık altında sizlerle konuşmak istiyoruz. Sayın Babacan'a eğer sorularınız varsa lütfen o sorularınızı da yöneltin diyeyim. Ve ver yetkiyi, gör etkiyi sözünün üzerinden 6 yıl geçtikten sonra gündem konularına, başlıklara geçerken Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var. Bir izleyelim Sayın Babacan'la birlikte. Efendim, buraya gelecek o görüntü. Birlikte bir dinleyelim. Cumhurbaşkanı ne söylüyor bu 6 yıl, 5 yıl sonra ve siz ne söylersiniz? Hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz. Bakın, milli gelirimizi nasıl 21 yılda 3600 dolardan 10.650 dolara çıkardıysak her bir insanımızı hayal ettiği refah seviyesine ulaştırmak da bize nasip olacaktır. Efendim, yine biz çözeceğiz diyor Cumhurbaşkanı. Bu arada hedef 2023 hedefi neydi? Gerçekleşen hedef ne oldu AK Parti için? Buyurun. Sayın Erdoğan'ın ifadeleri aslında kendi içinde pek çok tezat içeriyor. Diyor ki bu krizi, ekonomik krizi yine biz çözeceğiz diyor. Ama şunu atlıyor. Bu kriz kendi tam yetkili Cumhurbaşkanı olduğu dönemde çıkan bir kriz. Referandum üzerinden, 2017 referandum üzerinden tam 6 yıl geçti. Tam yetkili, tek imzayla her şeyi yetkili olarak göreve başladığı günden bu yana da 5 yıl geçti. Biliyorsunuz 2018 yılında yapılan seçimlerle Cumhurbaşkanlığı hükümet seçimi fiilen uygulanmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve çok geniş yetkilerle donatılmış bir cumhurbaşkanı olarak görevine başladı. Ama son 5 yılın bir muhasebesini yapacak olursak son 5 yılda Türkiye'de milli gelir geriledi. 10.600'e çıkarttık diyor ama unutmayalım 2013'te biz 12.500 doları görmüştük. Yani 2012'den 2002 yılından 2013 yılına milli gelirimiz 12.600 dolara çıkmıştı. 2023 hedefimiz 25.000 dolardı. 10.600'e çıkmakla övünüyor, dikkat edin. Rakamlar ortada ya. Yani ben ekonominin başındayken 2002 yılından 2013 yılına kadar milli geliri aldık. 3.600 dolardan 12.500 dolara çıkarttık. Ve dedi ki 2023 hedefimiz 25.000 dolar. 2023'te 25.000 dolara çıkması gereken milli geliri 10.600'e çıkarttık diye övünüyor şu anda. Gerçekten insanın içi acıyor. Çok üzülüyorum memleketin düştüğü duruma. Ve bunun tek sebebi var, o da kötü yönetim. Başka bir şey değil yani. Bu milli gelir niye bir türlü artamadı? Yoksulluk Türkiye'de niye bu kadar çok arttı? Çünkü tek bir kişi kendi küçük dağarcığıyla ülkeyi yönetmeye çalışıyordu. Onun için böyle oldu. O yüzden yani ben ekonomistim Mayıs'ta... demekle, benim alanım ekonomi demekle olmuyor. Bu sorunları çözmek için güçlü kadrolar lazım. İyi ekipler lazım. İşi bilen ve dürüst yöneticilerle çalışmak lazım. 86 milyonluk ülke bir kişinin iki dudağı arasından yönetilmeye çalıştığında o bir kişinin dağarcığıyla sınırlı hale geliyor. Ülke küçülüyor. Bunu yaşadık. Yaşıyoruz. Gerçekten Cumhuriyet tarihinin en yüksek enflasyonu son 5 yıl içerisinde gördük. Sayın Erdoğan'ın tek yetkili Cumhurbaşkanı olduğu dönemde gördük. Enflasyon ne demek? Enflasyon bütün milletin cebinden çalmak demek. Sabit maaşla geçinen bütün emeklilerimizin, işçilerimizin, memurlarımızın, hatta dul ve emeklilerimiz var biliyorsunuz. Dul ve yetimler var. Onların maaşları var. Engelli vatandaşlarımız var. Onlar yapılmadı efendim. Oralarda yapılmadı. Ama bu düzeltme yapılmadı. Neyin düzeltmesi? Niye düzeltme gerekiyor diye düşünelim. Çünkü hayat çok hızlı pahalanıyor.
enflasyon yoluyla önce bütün vatandaşlarımızın cebinden, bütçesinden, kesesinden kepçeyle alıyorlar. Kepçeyle alıyorlar enflasyon yoluyla. Ondan sonra kaşıkla bak ben zam yaptım diye güzellik yapıyorum size diye çıkıp övünüyorlar. Verdikleri zam gerçek enflasyonu karşılamaya bile yetmiyor. Türkiye'de sabit gelirli kim varsa herkesin geliri düşmüş durumda. Herkesin satın alma gücü düşmüş durumda. Ya bir karton yumurta 80 lira 90 lira olur mu? Ya bir kilo kıyma 300 lira olur mu Allah aşkına? Bu nedir yani? Ve bunun tek sebebi var, kötü yönetim, başka bir şey değil. Kendisi çıkıp biz enflasyonu tek haneye düşürdük diye övünmüyor muydu? O 2003-2004 yıllarında. Bizim ekonominin başında olduğumuz yıllardaydı bu. Ama şu anda kendisi tek yetkili ve Cumhuriyet tarihinin rekor enflasyonunu, en yüksek enflasyonunu yaşattı bu ülkeye. Ve bu kafayla, bu yönetim tarzıyla düzeltmesi de asla mümkün olmayacak. Yapamayacak. Bakın ben bu stüdyoda belki 4., 5. Evet. gelişim. Her defasında diyorum bakın düzelmeyecek diyorum. Yapamayacak diyorum. Olmayacak diyorum. Ve her defasında da iyiye gitmiyor. Gitmiyor. Çünkü artık yorgun bir iktidar var. Yorulmuş bir iktidar var. Düzgün kadroların hepsi dağılmış durumda. Dürüst ve ehil insanlar artık etrafında yok, azalmış. Mumla arayasın ki bulasın. Böyle bir şey yok. İstişare olmayınca, düzgün kadrolar olmayınca, adalet olmayınca ülkenin sorunlarını çözemezsiniz. Bu üç önemli ilkeden de Sayın Erdoğan çoktan sapmış durumda. Bunun için yapamıyor. Ülkede adaletten bahsetmek mümkün mü şu anda? Ülkede istişare kültüründen bahsetmek mümkün mü? Ehliyetten, liyakattan bahsetmek mümkün mü? Dolayısıyla artık bu iktidarın bu ülkeye katkısı yok. Gerçekten bu ülke üzerinde çok ciddi bir yük ve milletimiz de inşallah 14 Mayıs seçimlerinde bu milletin üzerindeki bu ağır yükü, bu iktidarı şöyle bir kenara koyacak, şöyle bir yükü atacak üzerinden rahatlayacak ve daha güzel yarınlara doğru hep beraber yürüyeceğiz inşallah. Biz de bütün bunların hepsinin hazırlığını yaptık. Her şeyle hazırız yani. Evet. Planlarıyla, programlarıyla, kadrolarıyla her şeyle hazırız. Kim gelse 15 Mayıs'tan itibaren kim gelse, yönetimi kim devralsa düzeltemez ekonomi, o kadar kötü yorumları yapılıyor. Öyle mi değil mi, düzelir mi ya da bir vadesi var mı, şu kadar sürede bu kadarını başarırız ve daha iyisini yaparız diyor mu Millet İttifakı? Bunu belki bir kez daha konuşacağız. Bir siyasetteki ekonomiyle ilgili siyasilerin vermiş olduğu mesajlar var. Birlikte izleyelim. Ondan sonra da Sayın Babacan anlatsın 15 Mayıs'tan itibaren nasıl düzelir? Bu benim çalışma tahtam. Tüm ülke için kalkınma planlarımız hazır. Türkiye ilk 4 yıl en az %5,5, sonraki 6 yılda ise en az %6,2 istikrarlı gerçek büyümeyi sağlayacak. Bay Bay Kemal ne diyor? İngiltere'den 300 milyar dolar getiriyormuş. Nerede bu para? Nasıl getiriyorsun? Yahu sana kim güvenir de böyle bir parayı verir? Kılıçdaroğlu Bay Kemal'in tahtası dediği dijital tahtanın karşısına geçti. 14 Mayıs sonrası için büyümeden işsizliğe ekonomi vaatlerini sosyal medyadan paylaştığı videoda ilk kez kullandığı o tahtaya yazarak anlattı. Kılıçdaroğlu ve ittifak ortağı Akşener Erdoğan'la icraatler ve vaatler üzerinden karşı karşıya geldiler. Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun verdiği 300 milyar dolar yatırım sözünü de hedef aldı. Nasıl getiriyorsun diye sordu. Açık açık da söylüyor. Demek ki bunlar tefeciliğe soyundu. Başka bunun izahı yok. Daha dur bakalım. Seçim mi kazandın? Ne oldu da böyle bir parayı getiriyorsun? Benim milletim bu tefecilere, bu Bay Bay Kemal'e ve yandaşlarına 14 Mayıs'ta gereken dersi verecek mi? Gençlerimiz geleceğini yurt dışında aramayacak. Bu kalkınma hareketiyle 2,5 milyon yeni istihdam yaratacağız. İşsizlik oranı ilk 5 yılda %5'in altına düşecek. Genç işsizlik sorunu çözülecek. Gençler inanın bunlar böyle Osman Gazi Köprüsü falan bırak. Bunlar bir tahta köprü bile yapamazdı. Her fırsatta 21. yüzyılda marifetmiş gibi hala yol yaptık, köprü yaptık diye böbürlenir. Ama bugün gençlerimizin o yoldan, o köprüden geçmek için geçtim araba almayı, mazot almaya bile parası yok. Liderlerin değişmeyen ve en sıcak tartışma konusu ekonomi. Erdoğan, yollar, köprüler, hastaneler yaptık, yenilerini de yapacağız dedi. Millet İttifakı'nı eleştirdi. Asgari ücretliler, emekli maaşları ve geçim sıkıntısı liderlerin ekonomi polemiğinde ikinci perdeyi araladı. En düşük emekli maaşını 7500 liraya çıkardık.
Bayram ikramiyelerini 2000 liraya yükselttik. Hayat pahalılığıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürerek her kesimden insanımızın refahını artırmaya çalışıyoruz. Asgari ücretliler geçinemiyor. Emekliler 3 kuruş maaşa mahkum ediliyor. Kişi başına düşen milli gelirimiz kademeli bir biçimde 20 bin doların üzerine çıkacak. Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi şahlandırmaya her şeyimizle hazırız. Vizyonumuz Şampiyonlar Ligi ekonomistler, dürüst bürokratlar, çalışkan insanlar, bolca temiz yatırım parasıyla notunu düştüğü videoda anlattı vaatlerini. Erdoğan da muhalefet için sadece laf üretiyorlar dedi. İlk 5 yılda 123 milyar dolar, 10 yılın sonunda da 300 milyar dolarlık yatırım yapılacak. İş bilenin kılıç kuşananındır. Onlar laf üretir. Biz iş üretiriz iş. Recep Bey şahlanıyoruz dedikçe Türkiye dibe battı. Uçuyoruz dedikçe Türkiye uçurumun kenarına geldi. Büyüyoruz dedikçe krizler yumağı daha da derinleşti. Şimdi bu arkadaşlar 21 yıl boyunca yapamadıklarını bu sene mi yapacaklar? 21 yıldır beceremediklerini bundan sonra mı becerecekler? Seçimler öncesinde karşılıklı eleştiriler ve iddialı mesajlarla ekonomi liderlerin dilinde. Efendim tartışma bu şekilde ilerliyor. Şahlanıyor muyuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi? Ya da bir daha da büyük bir şahlanmanın arifesinde miyiz? Şimdi bizi izleyen bütün vatandaşlarımız şöyle kendi kendine bir sorsun. Kendi ailelerinin ekonomik durumu, aile bütçeleri iyi mi? Aile bütçeleri şahlandı mı? Yoksa hayat pahalılığı ve artan fiyatlar enflasyon sebebiyle aslında satın alma güçleri düştü mü? Yani geçen mesela 3-4 sene önce buzdolapları tam doluyken bu sene buzdolaplarının belki yarısını bile dolduramadıkları bir dönemden geçiyor insanlar. Dolayısıyla şahlanmaktan bahsediyorsa Sayın Erdoğan çok az sayıda bir avuç insanın zenginleşmesinden bahsediyor. Ve etrafında da hep o tür insanlar var ya, etrafında sıradan halk kalmadı. Eskiden Keçiören'de bir apartman dairesinde otururdu. Komşuları vardı. Ve insanların halinden anlardı. Ne zaman ki saraya taşındı, külliyeye taşındı, toplumdan koptu. Etrafındaki bir küme insan daha iyi arabalara biniyor. Milyon dolarlık villalarda, yalılarda yaşıyor. Bakıyor etrafına, aa Türkiye şahlanıyor diyor. Halbuki şahlananlar bir avuç zengin. Toplumun büyük bir kısmı çok ciddi bir yoksulluk çemberinin içerisinde. Özellikle orta direk Türkiye'de çöktü. Bak rahmetli Özal'dan bahsettik yayının başında bugün, evet. Ölüm yıl dönümü. Rahmetli Turgut Özal'ın en çok önem verdiği konu orta direkti hatırlarsanız. Orta direk derdi hep. Çünkü orta sınıf demokrasinin de omurgasıdır, toplumun da omurgasıdır. Sayın Erdoğan ülkede orta direğe, orta sınıfı çökertti. Ne kadar süredir zengin orta çok direk daha yok? Zengin oldu, yoksul çok daha yoksul. Ne kadar süredir orta direk yok? Son 3-4 yıldır özellikle orta direkt orta sınıf tamamen yok olmuş durumda. Yani 2013-14'ten itibaren yavaş yavaş gelir dağılımı bozuldu Türkiye'de. Ama son birkaç yıldır iyice bozuldu ve özellikle bu kur korumalı mevduat gibi uygulamalar sebebiyle parası olana daha çok para verdi devlet. Ya bir bankada param var diyor. Faiz alıyorum diyor. Eğer kur daha fazla artarsa sen mağdur olma. Aradaki farkı da ben sana vereyim dedi Sayın Erdoğan, değil mi? Kur korumalı mevduat ne demek? Yani bankada paranız var, faiz alıyorsunuz, faiz yetmiyor. Hani olur da kur daha fazla artarsa, aradaki farkı da size vereceğim dedi. Ve onu da verdi geçen sene. Onun için faiz ödemeleri devletin, hazinenin 2022 yılında geçen sene tarihi rekorunu kırdı. Faizin üzerine bir de bu kur farkını eklediğinizde Türkiye Cumhuriyet hazinesi gelmiş geçmiş en büyük faiz ödemesini yaptı. Kendisi nas diyordu, değil mi? Evet. Faizle ben düşmanım diyordu. Ama gelin görün ki Cumhuriyet tarihinin en yüksek faizi artı kur farkını Sayın Erdoğan ödedi. Geçen sene 500 milyar TL'nin üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz. Bakın. Merhum Özal, yani kur korumalı sistemle ilgili umarız önümüzdeki iktidarlar, Türkiye'nin geleceği bundan ders alır. Bir daha böyle bir yöne girmezler. Hani böyle gençlere vasiyetimdir diyordu. Kur korumalı mevduat hesabı kendini uyanık zannedenlerin dalaveresidir diyordu rahmetli Özal, bakın. O dönemde vardı DCM diye, dövize çevrilir mevduat. Aşağı yukarı aynı şey. Enflasyonun sebebi oldu bu dedi. Benden önce yapmışlar, ben bunu durduruyorum dedi. Basın toplantısı açıkladı. Artık yok dedi, yapmayacağız böyle bir şey dedi. Gençlere vasiyetimdir dedi. Asla bu ülkeyi böyle batağa sürüklemeyin dedi. Ama Sayın Erdoğan çıktı geçen sene. Büyük bir ekonomik mucize bulmuş gibi kur korumalı mevduat diye bir şey ortaya attı. Ve çok büyük zarar etti. Yani parası olana daha çok para verdi. Ve zaten sabit bir gelirle çalışmaya
çalışan insanlarımız, zaten sabit bir gelirle geçinmeye çalışan insanlarımızın da maalesef hayat şartları çok daha kötüleşti. Bugün Türkiye'de Türk lirası cinsinden maaşla geçinip, adı ister işçi olsun aylık maaşını alsın, memur olsun aylık maaşını alsın, emekli olsun aylık maaşını alsın, ya da işte dul olsun, yetim olsun, engelli olsun, sosyal destek yardım alan olsun, kim varsa Türkiye'de Türk lirası cinsinden gelir olan kim varsa, herkes kaybetti, herkes. Bakın ben daha önce de yine bu yayında bu 200 lirayı göstermiştim, hatırlarsanız. Evet. Bu 200 lira. Her şimdi yayında, daha her da yayında, mı yeni, yepyeni bir para? Evet, gıcık, bol bol para basıyorlar. Zaten enflasyon niye oluyor? Karşılıksız para bastıkları için oluyor. Para bitince dönüyorlar Merkez Bankası'na, bas dağıt, bas dağıt. Zaten Merkez Bankası'nın bu bankalara uyguladığı düşük faiz ve verdiği kredi aslında para bastığı bir sistem. Merkez Bankası parayı nereden buluyor ki? Bankalara kredi veriyor yani. Sayın Erdoğan'ın faizi düşürdüm dediği rakam Merkez Bankası'nın bankalara verdiği kredi. Merkez Bankası parayı nereden buluyor? Basıyor. Kağıt mürekkep. Basıyor ve dağıtıyor. Bunun maliyeti ne kadar? Yaklaşık ben size söyleyeyim bunun maliyeti. 2009 yılında ilk tedavüle çıktığında bu 134 dolar ediyordu. Yani 200 lirayla 134 dolar alabiliyordunuz. Ben ilk yayında bunu gösterdiğimde böyle 14 dolar falan ediyordu. Hafta sonu itibariyle artık bu 10 doların da altına düştü. Çünkü dolar kuru 20 lirayı geçince bu 200 liranın değeri artık 9 küsür lira. Bir de iki kuru oluştu galiba, değil mi, dolarda? Yani serbest tabii ekranlarda farklı. Bir şey görüyorsunuz. Bankalarda bir şey görüyorsunuz. Bankalar sadece gösteriyor ama asıl serbest piyasadan döviz almaya kalktığınızda 20 liranın şu anda çok üzerine çıkmış durumda. Efendim? Çünkü şeffaflık yok. Karanlık bir sürü işlemler yapılıyor. Merkez Bankası'nın arka kapısından sürekli döviz satıyorlar gizli saklı. Ve biliyorsunuz meşhur bir 128 milyar dolar, 130 milyar dolar hikayesi vardı meşhur. Merkez Bankası'nın arka kapısından sattıkları. Şu son bir yılda bir o kadar daha sattılar, biliyor musunuz ya? Bir o kadar da hiç acımadan yani. Hiç acımadan. Cayır 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 Merkez Bankası'nın arka kapısından hala döviz satmaya devam ediyorlar. Ve bunu açıklamıyorlar. Tamamen karanlık örtülü operasyonlarla yapıyorlar. Şeffaf değil. Ve kaç kere sorduk biz bunu? Mesela Sayın Erdoğan'a ben buradan kaç kere sordum? Kaç yayında sordum? Yani ne kadar sattınız arkadaş? Söyleyin bunu. Bu sizin kendi babanızın malı değil. Bu milletin dövizi bu. Soruyorum. Ne kadarlık döviz sattınız arka kapıdan diyorum. Tık yok. Cevap vermiyor. Veremiyor. İlk bunu biz mesele yaptığımızda ne diyordu? Öyle bir şey yok diyordu. Sonra mesele yapmaya devam ettik. Ya Merkez Bankası'nın döviz mi sorulur kardeşim diyordu. Cevap vermiyordu. Israrla sormaya devam ettik. E sattıysak pandemi vardı, şu vardı, bu vardı, bunun için sattık diyor. Hala ne kadar sattığını söylemiyor. Ama çok yakın, çok yakın inşallah. 15 Mayıs'ta devletin defter kitaplarını açtığımızda seçimden sonra iktidara geldiğimizde bakacağız. Hepsini göstereceğiz. Bakın diyeceğiz. Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde şu kadar döviz Merkez Bankası'nın arka kapından cayır 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 satılmış diye. Bunu gösteriyoruz, ortaya koyacağız peki? Yani. Kılıçdaroğlu 418 milyar dolar diyor. Sizin hesaplamalarınıza göre. 418 milyar dolar bir şekilde yolsuzluklarla, haksız kazançla Türkiye'den elde edip yurt dışına çıkarıldığı düşünülen rakam. O başka bir şey. Benim dediğim Merkez Bankası'nın arka kapısından gizli saklı döviz satışı. Benim dediğim bu. Bu şu an itibariyle 250 milyar doları aşmış durumda. 2019'dan bu yana, yani damat ekonomi başındaydı yani. Onun döneminde bir cayır cayır satmaya başladılar. Daha sonra biz mesele yapınca durdurdular. Sonra baktılar ki mecburiyet var. Tekrar cayır cayır satmaya başladılar ve devam ediyor. Hala devam ediyor. Tüm bu çaba doları tutmak için mi? Bu kadar para, 256 milyar dolar bu doları tutmak için mi Merkez Bankası'nın? Önemli bir sebebi o. Yani diyorlar ki bak biz o kadar ekonomiyi güzel yönetiyoruz ki dolar kurunu belli bir noktalarda tutabiliyoruz. O da 19-20. O da 19-20. Ama bunu nasıl tutuyorlar? Harıl 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 sürekli Merkez Bankası'nın arka kapısından döviz satarak tutuyorlar. Ama bu nasıl bir şey? Diyelim ki arabayla gidiyorsunuz. Arabanın deposunda benzin bitmiş. Ama bir 5 litre bir yerden koyuyorsunuz. Gidiyor araba biraz daha. 10 litre bir yerden buluyorsunuz. Biraz daha gidiyor. Şu anda Türkiye ekonomisi böyle yürüyor. Yani 5 milyar dolar bilmem şu ülkeden, 10 milyar dolar bilmem şu ülkeden, 3 milyar dolar Veliaht Prens'ten, bilmem şu kadar Katar Emiri'nden, bu kadar Birleşik Arap Emirlikleri'nden diye
depoda sıfırladıkları benzini sağdan soldan bulduklarıyla götürmeye çalışıyorlar. Ama aynı arabanın benzin yakması gibi buldukları dövizi de Merkez Bankası'nın arka kapısından satıyorlar. Dolayısıyla çıkmaz bir sokağa soktular bunlar Türkiye ekonomisini. Ama biz inşallah iş başına gelir gelmez, inanın çok kolay olacak ve çok çabuk düzelecek. Niye biliyor musunuz? Bakın 2002'de de bana aynı şeyi söylüyorlardı. Diyorlardı ki ya ülkenin durumu çok kötü, nasıl düzelteceksiniz? Kaynak diyorlardı. Kaynağı nereden bulacaksınız? Ben de diyorum ki kaynak Türkiye'dir diyordum. Biz güveni oluşturacağız. Güveni oluşturduktan sonra hiçbir sorun kalmaz diyordum. Dünyanın kaynağı bu ülkeye akar. Kendi iç kaynaklarımız ortaya çıkar diyordum. Ve hepsi oldu. Yoksa iki senede biz enflasyonu nasıl tek haneye düşürdük zamanında? Düşürsün de göreyim Sayın Erdoğan. Yapsın bakalım. Niye yapamıyor? Niye enflasyonu düşüremiyor? Yapsa yapar mıydı? Enflasyon %50'ye düştü diye övünüyorlar ya. %50'ye düşürdük diye övünüyorlar. Biz tek haneye indirdik. 10 senede tek hanede tuttuk. Kendi tek başına ekonomiyi yönettiği dönemde patlattı gitti enflasyonu. Yazık günah. Enflasyonun patlaması herkesin cebinden çalmaktır. İşte herkesin cebinde taşıdığı 200 liranın 134 dolardan 9 dolara düşmesi enflasyon yoluyla bu insanın cebin, bütün bu insanların cebinden çalmaktır. Parayı bulamazlar diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Yani. Parayı bulamazlar diyor. Tahta köprü bile yapamazlar diyor. Bu arada siz 200 lirayı gösterdiniz. Aslında böyle sembol haline geldi. Siz evet. Sürekli o 200 lira nereden nereye geldi diye bir kıyaslama da yapıyorsunuz. Bir getirelim Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde yine 200 lirayla ilgili haber var. Siz bir kısmına değindiniz. Aynı zamanda bir kıyaslama da yapalım. Buyurun bir şey mi ekleyecektiniz? Evet, bu tam da bizim 200 liraya sembolik hale gelmiş 200 lira bugün manşet olmuş, evet. 200 liraya kağıt yetmedi. Erdoğan her elini cebine attığında deste çıkarıyor ama böyle bir tablonun içindeyiz deniliyor. Evet. Tuncay Molla Veysoğlu'nun manşet haberi Cumhuriyet Gazetesi'nde paradan sıfır atmakta övünen iktidar Türkiye'nin en büyük banknotu 200 lirayı bozuk para ayarına düşürdü. 2022 yılının Mart ayında dolaşımda dikkatinizi bir şey çekti. Buyurun. Kıymaya bakın, kıymaya. 4,5 kilo kıyma alabiliyormuşsunuz. Şu anda 716 gram kıyma alabiliyorsunuz. Yani bunun temel gıda ürünleri için bir koyun aşağıya, durum felaket. Yani bu tablo böyle yüzlerce satır yapılabilir. Ve bütün milletin topyekün fakirleştiğinin resmidir şu resim. Ve bu fakirleşme enflasyon yoluyla fakirleşmedir. Enflasyon yoluyla insanların cebindekini çalmaktır. Ve en büyük hırsızlıktır enflasyon. Çünkü öyle bir şey yapıyorsunuz ki Merkez Bankası'na bu gıcır gıcır paraları bastırıyorsunuz. Karşılıksız para basıyorsunuz. Ve bu karşılıksız basılan paranın değeri düşüyor. İnsanlar önce fakirleşiyor. Daha sonra diyorsunuz ben emekliye şu kadar zam yaptım. Ben memura şu kadar zam yaptım. Temmuz'da asgari ücreti bir daha zam yapacağım. Ha ne güzel ya. Sanki enflasyonu gidiyor uzaylılar getiriyor bu ülkeye de Sayın Erdoğan da millete güzellik yapıp maaşları artırıyor. Dış güçler yapmıyor mu? Enflasyonun sebebi öyle sensin. Öyle de denildi yani efendim. Dış güçler denildi. Ekonomik bir savaş içindeyiz denildi. Bunların hepsi hikaye. Ekonomik savaş kim kiminle savaşıyor Allah aşkına ya? Kimmiş düşman anlatsın bir. Düşman kim? Çıksın anlatsın. Şu anda en büyük düşman cehalet. Şu anda Türkiye'nin en büyük düşmanı ülkeyi yönetenlerin içinde bulundukları cehalet. Başka bir şey değil. Şu anda en büyük düşman ehliyetsiz, liyakatsız kadrolarla bu ülkenin yönetiliyor olması. Şu anda en büyük düşman istişare yapılmadan bu ülkenin yönetiliyor olması. Başka bir şey değil. Ama gerçekten çok üzülüyoruz. Bu ülke buna layık değil. Burada asıl olan enflasyonu düşürmektir. Enflasyonu düşürerek insanların zenginleşmesini sağlamaktır. Ve bu inşallah gerçekleşecek. Bir de ne diyor? Demin Sayın Erdoğan bu kaynağı bulamazlar diyor. Bu arada şimdi kusura bakmasın. Bay Kemal'in tahtası hani ona da nasıl yaklaşırsınız oradaki rakamlar böyle hayal üstü bir tabloyu mu gösteriyor? Yoksa başarılabilecek, disiplinle başarılabilecek bir tablo mudur Türkiye'nin önüne sunduğu Kemal Kılıçdaroğlu'nun? Şimdi orada mesela diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu 10 yılda 300 milyar dolar yatırım olacak diyor. Bu çok çok kötümser bir tahmin. Yani en emniyetli tarafta yapılmış bir tahmin. Bu 10 yılda 300 değil, 10 yılda 500 milyar dolar da rahat gelir Türkiye'ye. Rahat yapılır. Bu ülke çok büyük bir ülke. Ve bu iş bizim işimiz. Bakın Sayın Erdoğan yaptığı büyük projelerle övünüyor ya. O büyük projelerin parasını kim buldu Allah aşkına? O dönemde hazinenin başında kim vardı ya? Hani yollarla, köprülerle, havaalanlarla övünüyor ya. O paraları kim buldu?
Kim buldu o paraları? Kimin bulduğu paralarla yaptı o projeleri? Ali Babacan ve ekibinin bulduğu kaynaklarla yaptı o projeleri. Onunla hava atıyor, onunla övünüyor. Evet, bu büyük projeler ülkemiz için gurur kaynağıdır. Daha da güzel olmalı. Daha da modern olmalı Türkiye'de. Evet, hızlı tren değil, çok hızlı tren gelmeli Türkiye'ye. Türkiye en iyisine layık. Ama bunların hepsi için kaynak gerekiyor. Ülkede kaynağı bulacak olan da bizleriz. Zamanında nasıl en yokluk döneminde, ülkenin en fakir döneminde, 20 tane bankanın iflas ettiği dönemde dünyanın her yerinden ve Türkiye'nin kendi içinden kaynak bulduysak yine bu kaynağı biz buluruz. Çünkü kaynak Türkiye, buna inanacaksınız önce. Güven oluşturacaksınız. Güven olduktan sonra her şey çok kolay. Ama güven yoksa, artık siz güveni kaybettiyseniz, enflasyonu öngörülmeyen bir mecraya soktuysanız, hayat pahalılığı yoluyla bu milletin cebinden çaldıysanız artık güveni kaybetmişsinizdir. Güven kaybolduktan sonra da ülkenin ekonomisini düzeltmek asla mümkün olmayacaktır. Ama onun için biz yapacağız. Bütün bu hazırlıkları onun için yaptık. Bunu niye yaptık biz bunu? Değil mi? 22 tane eylem planı var burada. Bakın, ansiklopedi, fasikül fasikül. Her alanda, ama her alanda yapılacakları takvime bağladık, bütçesini hesap ettik ve açıkladık. Arkasından bunu altılı masaya koyduk. Altı parti ortak mutabakat metni açıkladı. Ortak politikalar mutabakat metni. 2300 tane madde var burada. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun da söylediği pek çok konu. AK Parti de beyannamesini açıkladı. Evet. Ne zaman açıkladı? Bizden 2,5 ay sonra. Ve kopya. Kopya. Oradaki manşetlere bakın. Mülakatı kaldıracağız. Ya biz onu Deva Partisi olarak 3 sene önce söyledik. Altı parti olarak 30 Ocak'ta söyledik. 20 yıldan sonra aklına geliyor, mülakatı kaldıracağım diyor. Başka ne diyor? İmar affı yapılır diyor. İmar affı yok diyor. Ya imar affını yapan sensin. Depreme dayanıksız binaları imar affına sokup, o binaları legalize hale getirip, on binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan yolu sen açtın. Şimdi diyor ki imar affı olmayacak diye. E niye yaptın o zaman? Bir önceki seçim kampanyasının en önemli unsuru değil miydi imar affı? Meydan meydan Sayın Erdoğan dolaşmıyor muydu? Söylemiyor muydu? İşte bu ilde 150 bin tane diyor konutu diyor imar barışına soktum diyor. Bu ilde ne oldu? Yaptın da ne oldu? Ben soruyorum şimdi depremde. Bu depremde yıkılan binalardan kaç tanesi imar affından yararlanmıştı? Ve o binalarda kaç kişi öldü diye soruyorum. Siz depreme dayanıksız çürük binaları imar affına sokup, legalize edip, meşruiyet sağlayıp, ondan sonra o binalarda insanlar hayatını kaybettikten sonra hiçbir sorumluluk duygusu taşımıyor musunuz ya? Böyle bir şey olur mu? Şimdi de çıkıyor, imar affı bir daha yapmayacağım diyor. E niye yaptın? Mülakat için kopya diyorsunuz. Evet. İmar affı itirazı tabii, zaten tabii. Ortak politikalar metninde yer alıyor. Tabii. Başka ne var? Ya sosyal da kaç destek tane böyle sistemi. Sosyal destek sistemi açıkladılar. Ya birebir kopya ya. Ya bizim parti programımıza yazdığımız, şu ortak politika metnine yazdığımız sosyal destek sisteminin aynısını birebir kopya çekmişler. Kendileri yapıyor gibi açıklıyorlar. Çünkü artık üretemiyorlar, yapamıyorlar. Ellerinde bir şey yok. Biz 6 parti olarak %100 mutabakatla ta 30 Ocak'ta açıklamışız. Bundan 2 ay sonra, 3 ay sonra Sayın Erdoğan çıkıyor. İşte diyor seçim beyanamem diyor. İçini aç bak, kopya. Çünkü dersini çalışmayan öğrenci ne yapıyor? Dersini çalışandan kopya çekiyor. Başka yapacağı bir şey yok. Şimdi hiç mi AK Parti'nin kendisine ait bir proje duymadınız o açıklamalar içinde? Mesela süper hızlı tren, bir izleyelim mi? Sayın Bakan'ın bir açıklaması var. Hızlı trenle ilgili Türkiye'nin buna ihtiyacı var ama daha iyisini de yapabiliriz diyorsunuz. Süper hızlı trenle ilgili Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu yaptığı açıklama. Kızılay Ankara hızlı tren garımızdan Söğütlü Çeşme arasını 80 dakikaya düşüreceğiz. Aynı biraz önce söylediğiniz gibi Tokyo Osaka arasındaki Shinkansen gibi saatte 350 kilometre hıza çıkabilecek ve bu hızda seyahat edebilecek, toplamda 350 kilometre saate çıkacak ve 350-344 kilometre uzunluğunda olacak bu hattımız. Ve en kısa hat olan Ankara, Beypazarı, Nallıhan, Akyazı, Sakarya, Kocaeli'den Söğütlü Çeşme Gar'a kadar uzanan hakikaten son teknoloji ve çok önemli bir işi de inşallah seçim sonrası başlatmak için efendim, çok büyük Kızılay, Kadıköy 80 dakika gibi bir sürede. Bu mümkün. Yani en yüksek teknolojiyle o dünyada da pek çok örneğini gördüğümüz bu hızlı trende. Çünkü bizimki biliyorsunuz şu anda hızlandırılmış tren sadece. Yani hızlandırılmış.
aslında hızlı tren diye biliyorsunuz büyük reklamlarla tanıtıldı ama o şu anda kullandığımız Ankara İstanbul ya da işte Eskişehir, Konya. Karaman, o hızlandırılmış tren. Bu proje hızlı tren. Bunların hepsi mümkün ama bunların hepsi kaynak meselesi. Kanal İstanbul'u niye yapamadılar? Ama yine bir vaat olarak para bulamadılar. Duruyor. Para bulamadılar, onun için yapamadılar. Hani çılgın proje diye 10 sene önce açıklanmadı mı Kanal İstanbul? 10 sene oldu. 2011. Yani. 2011 olabilir, 2011 olabilir tabii. 10 sene oldu. Niye yapamıyorlar? Çünkü kaynak bulamadılar. Büyük projelere büyük kaynak gerekiyor. Ve bulamadılar. Bunun da kaynağını bulamazlar. Bunu gene gelir biz yaparız. Daha da güzelini yaparız. İstanbul İzmir'in de yaparız. Bunun hepsini yaparız. Ama öncelikle güven oluşması lazım. Güven. Güven olmayınca kaynak bulunamaz. Mümkün değil. Güven de neyle oluşacak? Önce adaleti ve hukuku sağlayacaksınız. Fırsat eşitliğini sağlayacaksınız. Şu anda adaletin, hukukun işlemediği bir ülkede, anayasanın çiğnendiği bir ülkede güveni sağlayamazsınız ki. Hukuk adalet olmadan ekonomi olmaz. Bunu anlamıyor. Bunu anlamıyor. Yani yargının bağımsızlığını yok edip, savcılara, hakimlere talimat vererek yargıyı yönlendiren bir hükümet güveni sağlayamaz. Güven olmadığı zaman da o arzu ettiğimiz büyüme olmaz. 10.600 dolara çıkartmakla övünüyor ya. 2022'de, 23'te milli yerinde. Demin ilk program başında dinledik. Evet. Yazık bunu duyduğunuzda ne düşünüyorsunuz? Yazık, senelerce ekonominin başındaydınız, dış işlerinde de vardınız, hazinede de vardınız, bu temasları kuran ekibin başındaydınız. Bunu duyunca ne düşünüyorsunuz? Üzüldüm, biraz da acıdım. Çünkü 10.600 dolarlık milli gelirle övünecek hale düştüğü için biraz da acıdım. Ülkeme de acıdım. Yazık oldu dedim ya. Yani 2013 yılında bundan tam 10 sene önce 12.500 dolarlık milli geliri gören bir ülke, tam 10 sene önce ve yine 10 sene önce 2023 için 25 bin doları hedefleyen bir ülke bugün geliyor Cumhurbaşkanı'nın 10.600 dolarla övündüğü bir ülke haline geliyor. Mehmet Şimşek gelir mi? Mehmet Şimşek gelse AK Parti için bir şeyi düzeltebilir mi? Valla aklı olan gelmez yani. Yani aklı olan mevcut sistem içerisinde herhangi bir başarı üretilemeyeceğini bildiği için gelmez. Ben de zannetmem Mehmet Bey'in gelip de fiilen çalışıp da bu çünkü dürüst ve ehil insanların şu andaki hükümete katacağı fazla bir şey yok. Çünkü dürüst ve ehil insanları zaten uzaklaştırdılar. Sayın Şimşek'in bakanlık dönemini bir hatırlayalım. Özellikle ben ayrıldıktan sonraki o birkaç yıl hatırlayalım. Çok zor dönemler yaşadı gerçekten. İstediklerini yapamadı. Yani kendi ekibiyle zorluklar yaşadı. Sayın Erdoğan'dan randevu istedi. Aylarca görüşemedi bakanlık döneminde bakın. Aylarca görüşemedi, randevu vermedi. Şimdi düşünün ki benim ta yıllar önce Londra'da tanıştırdığım ve bizim ekibimize kattığım Sayın Şimşek'ten medet ummaya başladı. O kadar panik halinde ki. Yani bir zamanlar uzaklaştırdı, sistemden uzaklaştırdı. Meydanlarda yuhalattı, hatırlayalım. Sayın Şimşek'i meydanlarda yuhalattı ya. Yaptı bunu yani. Siz tanıştırdınız Erdoğan'la. Tabii tabii Erdoğan'ı ben tanıştırdım Londra'da 2005-6 o yıllardı galiba yani. Şimdi dedim böyle hani iyi düzgün bir arkadaş var. Biz bunu sisteme katabiliriz. Hatta ilk Merkez Bankası Başkanı yapmaya çalıştık biliyorsunuz o dönemde. Ama olmadı. Sonra 2007 seçimlerinde milletvekili olarak seçildi ve kabineye girdi bakan olarak. Ondan sonra da sanırım 2017-2018'e kadar da sistemde kaldı bir şekilde. Siz ama daha sonra ettiniz. Berat Albayrak'la devir teslim yaptılar. Ve sistemdeki son arkadaşımız da ayrılmış oldu. Ondan sonra ülkenin geldiği durumu görüyoruz hep beraber. Siz de davet ettiniz ama hani kendisi siyasette yeniden olmak istemediği için fikir anlamında belki görüşlerini sizinle bir başka partilerle de görüştü Mehmet Şimşek. Ama böyle AK Parti Mehmet Şimşek sanki gelecekmiş gibi, Mehmet Şimşek ekonomiyi düzeltecekmiş gibi bir havayı da veriyor sanki seçmenine. Yani öyle bir medet umuyorlar yani ismini kullanmaktan medet umuyorlar, ben o şekilde söyleyeyim yani. Hani fiili bir şey var mıdır bilmiyorum artık kendi aralarındaki 200 lira gösterdiniz yani. Ya az önce. Şimdi 200 lira maalesef Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylediği gibi 200 liracık oldu. Hani Çanakkale'de köprü açılışında bunu söylemişti. 200 liracık demişti. O hale geldi. Evet. Yani aldığımız benzin belli, kıyma belli. Evet. İşte altının ne kadarını yani minnacık bir gram falan alamıyorsunuz. Bayağı bir azıcık bir şeye tekabül ediyor artık. Daha büyük banknota mı ihtiyacı var Türkiye'nin? Öyle mi olmalı? Yani bu gidişle mecbur
kalırlar. Eğer bu, şu andaki hükümet iş başına kalmaya devam ederse mecbur kalırlar daha yüksek bir banknot üretmeye. Çünkü enflasyonu durdurma imkanları yok. Yani bugün bu söylediğimiz 200 liranın 10 liranın da 10 doların da altına düşmesi, 9 küsür dolar etmesi şu anda enflasyonun ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Bu kafayla giderlerse bu daha da çok değer kaybeder ve yüksek, yani bu 200 değil 500 binlik falan çıkartmaya ihtiyaç duyabilirler. Ama inşallah biz iş başına geldiğimizde bunların hiçbirisine ihtiyaç olmaz. Çünkü biz sert bir frenle enflasyonu kontrol altına alırız. En geç 2 yılda enflasyonu biz tek haneye indiririz. Ne olursa olsun en zor şartlarda dahi biz bunu gerçekleştiririz. Çünkü enflasyonla mücadele bir irade meselesi. Önce iradeniz olacak. Samimi olacaksınız. Yani enflasyon yoluyla kolaycılık yapıp para bittiğinde Merkez Bankası'na para basmayayım, yoksa gerçekten düzgün bir ekonomi politikasıyla enflasyonu düşüreyim mi? Eğer samimiyseniz bu enflasyon düşer. Ama aynı zamanda enflasyon düşmesi için bağımsız bir Merkez Bankası lazım. Merkez Bankası başkanı kim olacak? Akılcı bir ekonomi politikası iktidarınızda. Vallahi şimdi bizim burada 8-10 tane adayımız hazır. Diğer partiler de eminim ki isimler getiriyorlardır, hazırlıyorlardır. Bunların noktası kesişen bir isim var. Çok isim çıkabilir kesişen. Daha konuşmadık onun için bilmiyorum yani. Biz sadece kendi hazırlığımızı yapıyoruz şu anda. Yani sadece ekonomi yönetimi için değil, tüm bürokrasi kadrolarıyla ilgili kendi hazırlığımızı yapıyoruz. Sonra günü geldiğinde oturacağız. 6 parti kendi hazırlıklarını ortaya koyacak. Ve burada particilik yapmayan, devleti ve milleti önceleyen, tekniği kuvvetli bir bürokrasi kadrosu inşallah oluşturacağız. Bürokrasi kadrosu önce Türkiye edecek. Böyle particilik falan yapmayacak yani. Falanca partinin genel müdürü, falanca partinin müsteşarı, böyle bir şey olmaz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin müsteşarı olur. Türkiye Cumhuriyeti'nin işte şu bakanlığının şu genel müdürü olur. Biz böyle biliyoruz. Biz böyle bir hazırlık yapıyoruz. Yani başka türlü olmaz, yanlış olur. Yani bürokrasi de gerçekten devleti yönetecek yetkinliğe, tekniğe, birikime sahip bir kadro kurmak gerekiyor. Evet, hafta sonu insanları şaşırtan, belki artık şaşırmıyoruz dedirten açıklamalar oldu. Önce bir Cumhurbaşkanı'nın Harran Üniversitesi ile ilgili sözlerini dinleyelim. Sonra siyasette seçmiş olduğumuz başka açıklamalar da var. Kızılay ile ilgili mesela, onları da Sayın Babacan'la değerlendireceğiz. Kardeşlerim, Harran Üniversitesi'ni kim yaptı? Yaparsa bundan sonra da yapacağız. Harran Üniversitesi'nin kuruluşu 9 Temmuz 1992, Harran Üniversitesi ile ilgili tartışma hep devam etti sosyal medyada. Şimdi bir de Kızılay Başkanı Kerem Kınık deprem zamanı çadır sattı, aş sattı. Bununla ilgili kabine içinde rahatsızlıklar olduğunu biliyorduk. Beştepe'de de ciddi rahatsızlıklar olduğunu görüyoruz. Mesela pire için yorgan yakmamak lazım, Kızılay'a sahip çıkmamız lazım dedi Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın. Ama yine de mevcudiyetini koruyor Kerem Kınık koltuğunu. En son açıklama Fuat Oktay'dan, Cumhurbaşkanlığından yine yardımcısından geldi. Fuat Oktay ne söyledi? Bireylerden kurumları ayrıştırmak lazım. Bu kurumların hepsi bizim. Yani siyasi tartışmaların malzemesi yapmamak lazım kurumları. 155 yıl ve ilelebet de bizim olacaktır Kızılay. Arzu ederdik ki bu tür tartışmalar olmasın, bu tür şeyler devreye girmesin. Ama Kızılay'ın zaten kendi genel kurulu vardır. Kendi yönetimini kendisi belirler. Orada zaten gerekli tedbirler gereken yapılır. Buna tabii ki herkes üzülmüştür. Biz de üzüldük çadır satılması olayı vesaire konularının gündeme gelmesi olayın. Ama Kızılay hepimizin kurumudur. Bence üzerinde titrememiz lazım. Biz de üzüldük açıklaması Fuat Oktay'dan geliyor. Pire için yorgan yakmamak gerekir. İbrahim Kalın'dan gelen açıklama bu şekilde. Ve Kızılay Başkanı hala koltuğunda. Şimdi meseleyi küçültüyorlar, basitleştiriyorlar. Ve ortaya çıkan bu büyük facia ve büyük beceriksizliği daha sonra lafla, propagandayla örtmeye çalışıyorlar. Şimdi bu son deprem şunu gösterdi ki, bu hükümetin ülkenin sorunlarını çözme kapasitesi, acil durumlarda müdahale kapasitesi aslında tamamen çökertilmiş durumda. Biz bunu orman yangınlarında görmedik mi?
orman yangınları çıktıktan sonra yangın söndürme uçaklarının çalışmadığını öğrenmedik mi? Ormanlarımız on binlerce dönüm orman yandı, cayır cayır müdahale edilemedi. Çünkü yangın söndürme uçağı yok. Tedbir alınmamış, zamanda bunlar düşünülmemiş, hazırlanılmamış. Ondan sonra ha, o zaman uçak alalım da uçağın şu parçası yoktu da şuydu bu derde düştüler. Deprem oldu. Aynı şeyi yaşadık. Tedbir alınmamış. Hazırlık yok. Plan program yok. Depremin ilk bir gününde, ikinci gününde, üçüncü gününde sahada hemen hemen hiçbir çalışma olmadı, yapılmadı. Bakın ben depremden sonraki ilk iki haftanın yani 14 günün tam 9 günü deprem bölgesindeydim. Bizzat gittim gördüm. 11 ilin 11'in de merkezine gittim. Pek çok köye gittim, ücra yerlere gittim. Bizzat gördüm. Muhtarlara sordum ne yaptınız diye. İlk iki gün, üç gün dediler hiçbir şey yoktu. Ve defalarca sorduk. Bakın buradan tekrar soruyorum. Depremin o ilk iki, üç günü silahlı kuvvetler personeli niye hemen sahaya çıkmadı? Niye Türkiye gibi inşaat sektörü güçlü bir ülkenin iş makinesi, vinçler niye hemen sahada enkaz kaldırma çalışmalarına başlamadı? Gönüllüler, dışarıdan gelen arama kurtarma ekipleri niçin organize edilemedi? Siz bunları ben buradan soruyorum, soruyorum. Deprem turisti dedi muhalefete, size. Biz karayoluyla benzin kuyruklarında bekleye bekleye kendi araçlarımızı, kendi jeneratörlerimizi taşıyarak deprem bölgesini gördük. Sayın Erdoğan gibi devletin uçağıyla, helikopterle inip birkaç gösterme, açıklama yapıp geri Ankara'ya dönmedik. Deprem bölgesinde kala 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 gezdik oraları. Bizim yaptığımız vatandaşımızın derdini yerinde görme, tespit etme ve oradaki çözüm önerilerini Türkiye'ye aktarmaydı. Asıl turistik geziyi yapan kendisi. Gitti de ne oldu? Ben hala soruyorum. İlk 24 saatte ne yaptınız? İlk 48 saatte ne yaptınız? İlk 72 saatte ne yaptınız? Yani ilk bir gün, iki gün, üç günde ne yaptınız diye soruyorum. Mesela silahlı kuvvetler personeliyle ilgili soruyorum. Kim kimden talimat alması gerekiyordu? Mesela Milli Savunma Bakanı talimat bekledi mi bunun için? Sayın Erdoğan'ın talimat vermesi gerekiyor muydu? Yoksa kendiliğinden bu yapılabilir miydi diye soruyorum. Cevap yok. İlk iki gün, üç gün niye iş makineleri hemen mobilize edilemedi? Ne oldu? Nerede bu iş aksadı? Yani insanlar enkaz altında can çekişirken, gece soğuktan enkaz altında donarken, donarak ölürken siz niye ilk birkaç gün hiçbir şey yapamadınız? Yanıtını bildiğiniz soruları mı soruyorsunuz aslında? Hayır, bazılarının yanıtlarını bilmiyoruz gerçekten yani. Bazılarını bilmiyoruz. Mesela iş makineleri duruyordu parklarda değil mi? Orada da enkaz duruyordu. Niye o makineler duruyordu? Niye hareket etmedi? Soruyoruz. Ha, bildiğimiz bir tane büyük cevap var, o da şu. Referandum diye başladık ya programı. Evet. 2017 başkanlık sistemi. Ve 5 yıldır da uygulanan bu sistem. Aslında adına sistem desek de tam bir sistemsizlik. Yani bir kişinin talimatıyla koskoca ülkenin yönetilmeye çalışılması bu işin en önemli sebebi. Çünkü afet yönetiminin yerinden yönetimle yapılması gerekiyor. Biz bunu tabii 1,5 sene önce açıklamışız bakın. Afet eylem planımıza. Madde madde ne yapılması lazım? Depremden önce açıklamışız bunu. Yerinden yönetim demişiz. Yerinden yönetim. Yani muhtarlara kadar sizin yetki vermeniz lazım demişiz. Muhtarlara kadar hem imkan hem yetki verilmesi lazım. Başka türlü Ankara'dan talimat bekleyerek afet yönetimi olmaz. Akşener olmadı da yürümedi de yani. 36 bin imza atması gerekiyor Erdoğan'ın diye evet. Bir açıklaması evet, evet. Da oldu. Tabii depremden önce biz bunu yayınladık bakın. Depremden 1,5 sene önce benim Kahramanmaraş'ta yaptığım bir konuşma var. İl kongremizde diyorum ki Kahramanmaraş merkezli bir deprem geliyor diyorum. Evet. O konuşma meşhur oldu biliyorsunuz. Konuşuldu. Ve kongre yaptığımız haber o oldu. Otel çöktü. Bir tane canlı çıkmadı. Galip Dalay isimli arkadaşımız belki tanırsınız. Genç kardeşi. 11 gün sonra cenazesine ulaşıldı. 11 günde. Ki 6-7 katlı bir otel bu yani. Topu topu. Bütün bunları yaşadı mı Türkiye ya? İşte neymiş? Orman yangını çıktı. Söndüremediniz. Deprem oldu. Anında müdahale edemediniz. Daha sonra çıktı. Ne yaptı kendisi? Gitti Adıyaman'a. Dedi ki ilk birkaç gün aksama oldu diyor. Hakkınızı helal edin diyor değil mi? Helal istedim. Ya ilk birkaç gün aksama dediğin sürede zaten insanlar öldü. O süreyi bir açıklasana. Niye müdahale edemediniz? Niye yapamadınız? Bir açıklayın. Bakın biz bununla da kalmadık. Depremin tam 30. günü, 6 Mart günü bir deprem raporu yayınladık. Pırıl pırıl. 273 tane madde var burada. Ne yapılması ile ilgili?
bu depremden nasıl çıkacak bu ülke? Bu depremin sadece fiziki enkazını değil, ekonomik enkazını nasıl kaldıracağız? Sağlığıyla, eğitimiyle, gençlerle, kadınlarla ilgili yapılması gerekenler ne? Bu depremden ilgili, depremden sonra bir sürü yargı ve hukuk sorunları var. Bunlar nasıl çözecek? Bakın, adalet yargı diye bölümünü koymuşuz. Pırıl pırıl. Hükümetin böyle bir çalışması olmadı ya. Ya biz mi yapacağız Allah aşkına? Ülkeyi 20 yıldır yönettiklerini iddia ediyorlar. Şöyle bir şey ortaya koyamadılar bugüne kadar. Yok. Ortaya koydukları da bizden çekilmiş kopyalar Allah aşkına. Üretemiyorlar artık, yapamıyorlar. Yönetemiyorlar, bunu görmek lazım. Biz bunun için Deva Partisi'ni kurduk. Bunun için 6 parti bir araya geldik. Niye 6 parti bir araya geldik? Çünkü bu 6 partiyi yan yana koyduğunuzda, bu Millet İttifakı'na üye partileri, aslında tüm Türkiye diyoruz burada. Burada bütün toplum kesimleri temsil ediliyor bakın bu 6 partinin çatısı altında. Bütün hayat tarzları temsil ediyor. Bütün Türkiye burada. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da ben burada temsil edilmiyorum diyen hiç kimse yok. Toplum kesimi ve hayat tarzı açısından baktığımızda. Çünkü diyoruz ki biz, evet siyasi partiler önemlidir ama güç birliğiyle, iş birliğiyle bir araya gelip biz Türkiye'yi yönetmeye talibiz. Çünkü bir kişi beceremiyor. Bir kişinin dağarcığı almıyor artık Türkiye'yi. Bunun için birlik olacağız, beraber olacağız. Ortak akılla, istişareyle ülkeyi yöneteceğiz diyoruz. Bu iddiayla ortaya çık. Evet, şimdi siz o işbirliğini nasıl sağladınız? Siz nasıl yöneteceksiniz? Onu sormak istiyorum. Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı. Bu arada bakanlar bir yandan milletvekili adayı, bir yandan kendi araçlarıyla, devlet imkanlarıyla sahadalar. Ve makam odalarında da yine o seçim çalışmalarını yapıyorlar. Belki buna itiraz cümleniz varsa onu da duyalım sizden. 5 tane sağcı bir araya gelmiş, 1 tane solcuyu iktidar etmek için uğraşıyorlar. Bekir Bozdağ'ın sözleri bu şekilde. Siyasette çok böyle sertleşen bir üslup, bir dil var. Terör örgütleriyle kol kolalar, kirli pazarlıktalar, vatan küffara emanet edilemez, teslim edilemez. Bu DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın sözleri. Yani küffar, kafire. Artık seçime yaklaştıkça saçmalığın bini bir para ediyor şu anda. Yani bini bir para diye bir tabir vardır yani. Çoktur ama para etmez, değeri yok. Yani saçmalığın artık başladığı, furya gittiği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bundan hiçbir şey yok yani. Bu tür ifadeler 20 sene öncenin, 30 senenin öncesinin ifadeleri. Bu anlamda sağ sol kavgası ta 80 darbesinden önceki zihniyet. Bir yani hafızayı mı çağırmaya biz bugün artık o zaman yarınların parti. Evet, belli bir yaşın üstündeki insanlara işte 80 darbesi öncesindeki o sağ sol dünyasını anlatmaya çalışıyor. Ya artık dünya değişti. Siyaset değişti. Ve artık Deva Partisi gibi yeni kurulan ve Türkiye'nin yarınlarına çok büyük katkılarda bulunacak bir parti var. Biz partimiz için mesela sağ sol kavramını kullanmıyoruz ki. Biz hepimiz Türkiye'yi izliyoruz. Herkes için adalet diyoruz. Herkes için özgürlük diyoruz. Bu ifadeyi kullanarak aslında ne diyor? Ne diyor? Ben diyor kendisini sol olarak tanımlayanların oyuna talip değilim diyor, değil mi? Evet. Çünkü o taraf sol diyor, ben sağım demek istiyor. Peki o zaman Sayın Erdoğan niye DSP diye bir partiyi, yani Demokratik Sol Parti'yi kendi koalisyonun içerisine kattı? Niye bir sol parti o zaman o tarafta, değil mi? Yani bunu da sormak lazım, siz ne yapıyorsunuz diye. Daha çok Millet İttifakı'na bakılıyor artık galiba. Hani öbür tarafta da Hüdapar var, Yeniden Refah tamam var, işte DSP var. Dikkat edin, bunların hepsi ne zaman oldu? Şöyle bir son basın arşivini bir tarayın. Bu Sayın Erdoğan'ın bir panik halinde Yeniden Refah Partisi'ni, Hüdapar'ı, DSP'yi ve diğer partileri etrafına toplama ve bir koalisyon oluşturma çabası ne zaman başladı biliyor musunuz? Ne zaman? Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nu ortak adayımız olarak ilan ettik. Pazar haftanın günlerinden pazartesi günü. Hemen salı, çarşamba Sayın Erdoğan panik halinde partilere böyle çengel atmaya başladı. Tutturabildiğini çekti, tutturabildiğini çekti. Bazılarını tutturamadı, çekemedi. Ama bir şekilde alelacele bir panik halinde ne yaptı? Kendi koalisyonunu oluşturdu. Ve sanırım 5-6 tane parti var şu anda Cumhur İttifakı içerisinde. Sayısını da bilmiyorum çünkü önem de vermiyorum açıkçası yani. Fotoğraf bu. Fotoğraf bu. Ama bu fotoğraf size ne söylüyor? Bu fotoğraf hani diyordu ya bize, bunlar altılı koalisyon falan diyordu. Kendi de belli ki işte burada 7 tane parti var. Kendisi de bir 7'li koalisyonu orada kurmuş. Madem koalisyon kötü bir şey, değil mi? Bize diyordu ki biz koalisyon demiyoruz. Şimdi aslında altılı masa, Mustafa Şentop da orada. Şimdi bu bir ittifaktır.
diyoruz değil mi? İttifak ayrı, koalisyon ayrı. Ama kendi yaptı, işte görüyorsunuz bunları yan yana dizmiş. Burada görünmeyen başka ufak tefek siyasi oluşumlar da olabilir bunun arkasında. Bir sürü başka yapılar var. Şimdi oralara girmeyelim. Dolayısıyla bunları işte alelacele etrafında topladı. Baktı ki biz burada birlik halinde mesafe kaydediyoruz. Tıkır 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 işliyor. Anayasa hazırlamışız değil mi? Evet. Bakın 84 maddelik anayasa değişiklik hazırlığımızı bitirmişiz. Sayın Erdoğan yeni anayasa diyordu. Nerede? 5 yıldır yeni anayasa diyor. 5 yıldır. Hatırlayalım, başörtüsüyle ilgili tek bir anayasa değişikliği meclise getirmeye çalıştılar. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Sonra da vazgeçtiler, rafa kaldırdılar biliyorsunuz. Bir maddeyi beceremediler. Ki yeni anayasa diyordu. Baştan aşağı yeni anayasa yapacağız. Orada kaç nerede? Madde var? Burada 84 madde var. Ve tek tek bakın pırıl pırıl ya. Maddenin mevcut hali, yeni hali ve gerekçesi. Yani seçimden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan hemen sonra meclisteki anayasa komisyonuna sunulacak dört dörtlük bir çalışma var. Böyle bir çalışma. Ben diyorum bizim anayasa değişikliğimiz hazır. Sayın Erdoğan'ın yeni anayasası nerede diye soruyorum. 5 yıldır niye yapamadın diye soruyorum. Bir maddeyi beceremediniz ya. Böyle bir ittifakın, yani. Millet İttifakı'nın içinde olmaktan dolayı hissiyatınız nedir? Yani büyük bir gururla anlatıyorsunuz. Bir yandan kendi çalışmalarınızı anlatıyorsunuz. Evet. Diğer tarafta 6 partinin çalışmasını anlatıyorsunuz. Ne hissediyorsunuz? Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en geniş çalışmasını hazırladık. Bakın bu iddiayla söylüyorum. Bugüne kadar böyle bir şey yapılmadı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde. Yok. Çünkü bizim kültürümüzde hazırlık, plan, program bunlar çok zayıf kavramlar. Sayın Erdoğan da zaten inanmaz plana, programa. Uygulamaz da zaten. Program açıklar, uygulamaz. Açıkladığı ekonomik programları bir bakın kaç yıldır. Yani açıkladığı ekonomik programlara göre bugün dolar kurunun 10 lira falan olması lazımdı yani. 20'yi de geçti. Yok. Çünkü planla programla kendini bağlamak istemiyor. Sabah uyandığında aklına ne geliyorsa yapmak istiyor. Böyle bir yönetim tarzı var. Halbuki biz plana, programa inanıyoruz. Hesap kitaba inanıyoruz. Bütçeye inanıyoruz. Sizin şaşırıp da durdurduğunuz bir adımı var mıydı mesela AK Parti yıllarınızda, bakanlık yıllarınızda Cumhurbaşkanı'nın, ki o zaman başbakandı? Tabii çok çok vardı yani. Bir sürü saçmalığı önledik biz. Mesela Varlık Fonu değil mi? Varlık Fonu kurdular. Onu ben önledim. Ve buraya da yazdık. Varlık Fonu derhal kapatacağız dedik. Böyle bir şey yok. Ama yerine ne kuracağız dedik? Yerine konut finansmanı kurumunu kuracağız dedik bakın. Konut finansmanı kurumu. Bu nedir? Türkiye'deki bütün konut piyasasının finansmanı için yepyeni bir sistemdir. Bugün gelişmiş ekonomilerde olan ama Türkiye'de henüz olmayan bir sistemdir. Konut piyasasının finansmanı için sürekli uygun kaynakları bulmanın formülü budur. Şimdi teknik detaylarına girmeyeyim ama her şeyi hazırladık biz bunu. Akılcı olmak gerekiyor. Doğru işler yapmak gerekiyor. Bilerek hareket etmek gerekiyor. Allah herkesi cehaletten korusun. Allah bu milleti cehaletten korusun. Cehalet başa dert. Yani bilmek gerekiyor. Bilerek hareket etmek gerekiyor. Allah'ın verdiği aklı kullanmak gerekiyor. Ve ilimle hareket etmek gerekiyor. Siz bunu yapmazsanız bu ülkenin başı dertten kurtulmaz. Mümkün değil. Olmaz. Bunun içindir ki biz her şeyle hazırlanıyoruz. Bunun içindir ki bu hesap, kitap, plan, program kültürünü altılı masada uyguladık. Bunun içindir ki altı parti olarak bütün bu çalışmaları yaptık. Ve her şeyimize hazırız dedik. Bunlar bitti. Bakın ondan sonra ortak cumhurbaşkanı adayımızı açıkladık. Hani gazetecilikte bir 5 ne 1 K sorusu vardır ya. Evet. Hani ne, nerede, ne zaman, nasıl? Bunların hepsini yazdık. En son K. Kim sorusunun cevabını verdik. Sistemli çalışma budur. Ama şu andaki iktidarın kafası önce kim sorusu. Kim? Ne diyor Erdoğan? Önce ben diyor. Ondan sonra ne yapacağı, ne olacağı falan filan sonradan geliyor. Ama hiçbir şey de ortaya çıkmıyor. Yani Türkiye'de... Muharrem İnce'ye baktığınızda da mı o benle karşılaşıyorsunuz peki? Çünkü orada da projeleri çok fazla net olarak görmüyoruz. Yani çok takip etmiyorum yani Muharrem İnce ne yapıyor, ne ediyor. Çoktan. Yani bir televizyon programında geçen gördüm işte dosyaların içerisinde 2-3 sayfa takmış. İşte şu konuda hazırlığımız var diyor, bu konuda hazırlığımız var diyor falan filan yani. Bir sormak lazım detaylı, hani şu böyle bir şey var mı ellerinde, böyle bir şey var mı, hani ne yapacaklar? Siz kendi projelerinizi yani takip ediyorsunuz. Biz kendi projelerimizi takip ediyoruz. Listenin ortaklaşması biraz böyle süremiz de azaldığı için hızlanmak da istiyorum. Listenin ortaklaşması Millet İttifakı'na ne kadar milletvekili kazandıracak, isimler de tartışıldı. Yani burada bir
ittifak var. Evet. İttifak olduğu için bir çatı altında diğer partilerde belirli alanlar açıldı. Oraya isimler yazıldı. Doğru. Yalnız işte Deva Partisi'nden Sadullah Ergin ismine itiraz, eleştiriler bunlar da geldi. Bununla ilgili Sadullah Ergin'le ilgili CHP liderinden bir açıklama var. Birlikte dinleyelim, sonra konuşalım onu. Buyurun. Biz 6 parti bir aradayız. Biz başka bir partinin iç işlerine karışmayız. Geçmişte farklı düşünebilirler ama bugün geldiğimiz nokta artık bir parti meselesi olmaktan çıkmış. Mesele bir Türkiye meselesi. Dolayısıyla 6 parti tek bir partinin logosu altında, 5 parti affedersiniz, girmeye karar verdik. Neden? Çünkü artık oylar, eğer beraber girersek artık oylar bizim lehimize olacak. Girmezsek daha fazla milletvekili kaybına yol açıyor. O nedenle birleşip beraber girmeye karar verdik. Tabii karar verince doğal olarak fedakarlığı kim yapacak? En büyük parti yapacak. Fedakarlığı biz yaptık. Biz onlardan milletvekili istedik. Şunu getirin deme hakkımız yok. Onlar isimleri bildirdiler, biz de o isimleri yerleştirdik. Dolayısıyla Sadullah Bey geçmişte şunu yaptı, bunu yaptı vesaire. Biz geçmişi elbette sorgulayacağız ama biz bir güzel gelecek inşa etmek istiyoruz. O güzel gelecek içinde bunu eğer inşa edebilirsek, gerçekten... Evet, güzel bir gelecek inşa edebilirsek her şey kendiliğinden çözülecek. Hata sadece ve sadece insanlara özgü bir kavramdır. İnsanlar geçmişte hata yapmış olabilirler. Hataları olabilir, yanlışları olabilir, yanlış söylemleri olabilir. Ama bugün geldiğimiz noktada Türkiye öyle bir yerde ki Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Ama demokratik yollarla çıkması lazım. Dünü anlatıyor bir yandan. Hani geçmişte olanlar geçmişte kaldı. Türkiye'nin önüne bakması gerektiğini söylüyor. CHP'nin adayı değil Sadullah Ergin ama CHP listesinde Sadullah Ergin isminin olması pek çok eleştiriyi de beraberine getirdi. Buna yorumunuz? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Sadullah Bey bizim 21 yıllık çalışma arkadaşımız. Ve bütün bu iddialar ta 10 sene, 15 sene öncesine dair iddialar. Bu iddiaların uzunca bir süre hiç gündemde olmayıp da seçime bir ay kala gündeme getirilmesinin şöyle bir incelemek lazım. Niye durdu da bugün bunlar mesele haline getiriliyor? Çünkü asıl burada hedef Sadullah Bey'i üzerinden CHP'yi yıpratmaya çalışmak. Çünkü bu kampanyayı kim yapıyor ağırlıklı olarak? Bir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yapıyor, İletişim Başkanlığı yapıyor. Bir de Cumhurbaşkanı adaylarından birisi. Yine CHP'yi yıpratmaya çalışan adaylardan birisi ve onun etrafındaki iletişim ekibi yapıyor. Yani burada sadece Muharrem İnce'yi söylüyor. Sadece Sadullah Bey bir burada araç olarak kullanılıyor CHP'yi yıpratmak için. Önce bu büyük resme bakmak CHP'li lazım. CHP'li seçmeni sandıktan uzaklaştırma çalışması mı? Evet. Asıl burada hedef o. Kaldı ki Sadullah Ergin bütün bu iddialara defalarca cevap vermiş durumda. Kaldı ki geçen hafta içerisinde kaç tane televizyon yayına çıktı, tek tek belgeleriyle ortaya koydu. İddialar var değil mi? İddialar ne diyor? Hatay'da şu tarihte şöyle oldu, böyle oldu. Ya diyor ki, bak arkadaş bu iddialarla ilgili mahkemenin tekzip kararı var. Ve o gün gazetelerde yayınlanmış bir. İkincisi savcılık soruşturma başlatmış bu iddialarla ilgili ve takipsizlik kararı varmış, vermiş. İki, Sayıştay denetlemiş bunu. Sayıştay burada hiçbir şey yok demiş. Temiz raporunu vermiş. Üç, o gün Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı. Devlet Denetleme Kurulu'na talimat veriyor. Gidin bu işin üzerine diyor. Araştırın bakalım diyor. Devlet Denetleme Kurulu araştırıyor, rapor hazırlıyor, tertemiz diyor. Hiçbir şey yok diyor. Ya zamanında 4 kere denetimden geçmiş. 4 defasında da aklanmış bir konuyu. Eğer siz 10 sene, 15 sene sonra gündeme getiriyorsanız bugün bu kötü niyetten başka bir şey değil yani. Burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun dediği doğru bir konuşu. Evet biz ortak listeden giriyoruz ama ortak listeden girerken hiçbir parti birbirinin ismine karışmıyor. Yani ortak listedeyiz diye. Bu ortak listede biz CHP'den şu adayı getirmişsiniz, biz bunu istemeyiz deme hakkımız yok. Hani onların da bizim adayımızla alakalı biz bunu istemeyiz deme hakkı yok. Çünkü sadece seçim tekniği olarak tek bir listeden giriyoruz. Her bir aday kendi partisinin üyesi olarak seçime gidiyor. Yani peki, bizim şu anda ne olacak? Bizim şu anda 26 tane adayımız var. 26 adayımız var. 21 şehirde. 26 adayımız var. 26 adayımız hepsi Deva Partisi rozetiyle Deva Partili olarak seçime giriyorlar. Ama CHP'nin listesinden giriyorlar. Seçimden hemen sonra da bu arkadaşlar seçildikleri gün Deva Partisi'nin milletvekili olacaklar.
bu don sistemi ve mevcut seçim yasası gereği beraberce girildiğinde daha çok milletvekili sayısı çıkıyor. Ve bu teklif, hani fedakarlık ifadesi kullanılıyor ya, bu teklif Cumhuriyet Halk Partisi'ne bize geldi bakın. Onu da söyleyeyim. Biz gidip de biz sizin listenizden girelim demedik. Teklif oradan geldi. Dediler ki biz hesap ediyoruz, kitap ediyoruz, bakıyoruz. Her parti ayrı ayrı listelerden girdiğinde toplam milletvekili sayımız sınırlı kalıyor. Oysa ki hep beraber tek listeden girdiğimizde o artık oylardan ve küsuratlardan daha fazla milletvekili çıkarıyoruz dediler. Biz de hemen hesap kitap yaptık. Simülasyonlar yaptık. Hesap doğru. Mesela biz şunu hesap ettik. Sadece Deva Partisi'nin ortak listede girmesinin getirdiği artı 18 tane milletvekili var. Yani sadece biz artı 18 biz katıyoruz havuza. Çünkü bizim 87 seçim bölgesinde desteğimiz olduğu için o 87 seçim bölgesindeki katkı, işte bir ilde diyelim ki, örnek veriyorum, 1,5 milletvekili çıkıyor. Biz o yarımı ekliyoruz, ediyor 2. Bir bölgede mesela diyelim ki 1 milletvekili çıkıyor. Biz 1 daha ekliyoruz, ediyor 2. Öbür bölgede 7 milletvekili var. Biz 1 ekliyoruz, 8. Sadece bizim Deva Partisi olarak ortak listeye girmemizin getirdiği artı 18 milletvekili var. Yani biz havuzu büyütüyoruz. Bu büyüyen havuzdan da herkes daha fazla milletvekili arıyor yani. Parlamentoda? Parlamentoda hedef çoğunluk tabii ki. Çoğunluk, yani şu anda simülasyonlarda ne gözüküyor? Ne söylüyor simülasyon? Şimdi çok sayıda farklı farklı araştırmalar var. Ve bu araştırmaların her birinde farklı farklı tahminler çıkıyor. Hepsi 300 üstü mü? Yani 300'ün üstünde gösterenler de var, 300'ün altında gösterenler de var. Zaten bizim bu tek listeden girme kararımız o 300'ün altında kalma ihtimalini, riskini gördüğümüz için biz böyle bir karar aldık. Ve bu evet Cumhuriyet Halk Partisi'nin fedakarlıktır ama bizim için de büyük bir fedakarlık. Çünkü biz 3 yıl önce kurduğumuz partimizin logosunu, ismini bu seçimde seçim pusulasında kullanmayacağız. Bu bizim için de fedakarlık. CHP için de fedakarlık. Ama zaten diğer partiler de fedakarlık. Seçim değil. Siz ama de nedir? Bunu defalarca anlattınız. Tabii. Yani ittifaklık gereği listelerin böyle oluşacağı da barizdi, belliydi. Siz CHP'yi yıpratmak için böyle bir tartışma başladığını söylüyorsunuz. Sadullah Bey için böyle söylüyorum. Doğru. Bu tamamen CHP. Şimdi burada aslında ne oldu? Herkes kendi parti kimliğiyle alakalı fedakarlıkta bulundu. Ama toplam sayı olarak bir fedakarlık yok. Tam tersine sayılarda kazanıyoruz. Havuz büyüyor yani. Mesela bizim listelere kattığımız isimler aslında bizim havuzu büyüterek havuza sunduğumuz katkı. Yani bu birinden milletvekilini alıp bu tarafa taşımıyoruz. Onun milletvekilini alıp bu tarafa taşımıyoruz. Ne yapıyoruz? Toplam milletvekili sayısını çoğaltıyoruz ve böylece herkesin daha çok milletvekili oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi de daha çok milletvekili kazanıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ortak listede kendi sınırlı sayıdaki milletvekillerini diğer partilere dağıtmıyor ki, öyle bir şey yok. Toplamı büyütüyoruz. Büyüyen içerisinden herkes payını alıyor. Dolayısıyla bunu böyle düşünmek lazım. Siyasi kimlik olarak fedakarlık. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi için fedakarlık. Niye? Çünkü kendi partilileri listeden çıkıyor. Deva Partisi giriyor. Gelecek Partisi giriyor. Saadet Partisi giriyor. Fedakarlık o açıdan. Ama toplam sayıda hep beraber kazanıyoruz. Bizim için de fedakarlık. Çünkü 3 yıllık emeğimiz, ama seçim pusulasına baktığımızda Deva Partisi'nin logosu olmayacak. Ne diyecek vatandaşlarımıza? Biz tek listeyle seçime girmeye karar verdik. Dolayısıyla siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosunun altına evet mührü bastığınızda Deva Partili adaylara da aslında evet demiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bizim adaylarımız da seçilmiş oluyor. Biz de mecliste çok sayıda milletvekiliyle var oluyoruz. Yani yaptığımız bu. Bu da tamamen şu andaki mevcut seçim kanununun ve seçim sisteminin getirdiği bir zorunluluk. Şimdi son bir dakikamız kalmış. Yönetmenim de beni uyarıyor. İlk turda biter mi? 15 Mayıs 2023 günü nasıl olacak? Hedefimiz bu. İlk turda bitmesi ne demek? Aslında iki tane Cumhurbaşkanı adayı var bakın. Değil mi? Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu. İkinci tane turda kalırsa sebebi Muharrem İnce mi olur? Yani başka bir aday daha var. Evet. Yani çünkü dört aday var ama daha çok öne çıkan aslında iki aday var. Dolayısıyla bu seçimin ilk turda bitmesi için vatandaşlarımızın şu tercihte bulunması lazım. Benim verdiğim oy Sayın Erdoğan'a mı yarıyor, Sayın Kılıçdaroğlu'na mı yarıyor? Şimdi Sayın Erdoğan'a oy verecekler, gidecek evet diyecek. Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verecekler de gidecek evet diyecek. Ama diğer iki adaya oy verenler, onların kazanamayacağını herkes bildiği için, diğer iki adayın, onlara oy verenler aslında kime destek oluyor? Bu hesabı herkesin iyi yapması lazım.
Yani Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Erdoğan dışındaki iki adaya evet diyen vatandaşlarımızın o ikisi kazanamayacağına göre, birinci ve ikinci turda da kazanamayacaklarına göre aslında kime faydaları var? Onun hesabını yapmak gerekiyor. Yani aslında diğer iki adaya evet diyenler var ya, diğer adaya evet diyenler aslında Sayın Erdoğan'a evet demiş oluyor. Bunu unutmasınlar. Yani çünkü verdikleri oy Sayın Erdoğan'a yarayacak. Vatandaşlarımız bu tercihlerinde eminim ki bu sağduyu gösterecekler. Bu aklı selimle hareket edecekler. Ve ona göre nihai tercihlerini yapacaklar. Biz de o tercihlerine saygı duyacağız. Ama bizim beklentimiz ve hedefimiz ilk turda bu işi bitirmek. Yani ilk turda Cumhurbaşkanlığı'nda kazanmak, mecliste de çoğunluğu sağlamak. Bu hedefle yoğun bir şekilde çalışıyoruz şu an. Efendim çok teşekkür ederim. Geldiniz, ben anlattınız siyaseti, ekonomi, ağırlıkla ekonomiyi konuştuk. Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'la Çalar Saat'te buluştuk. Gündemin notlarını aldık. Yarın sabah yine önemli bir ismi ağırlayacağız. Kılıçdaroğlu seçilirse yine Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak bir isim Çalar Saat'te olacak. Biz bugün için noktalıyoruz Sayın Babacan'la birlikte. Yarın sabah saatler 7.45'i gösterdiğinde yeniden burada olacağız. Sizi de bekliyoruz. Hoşçakalın, güzel bir gün olsun ve yeniden hayırlı kandiller. İlk 48 saatte ne yaptınız? Ne oldu? Ne yaptınız? Neyi yapmadınız? Ben pazarcığa gittim, Gölbaşı'na gittim, Elbistan'a gittim, Hasa'ya gittim, Antakya'ya gittim. Her yere ama her yere gittim. Herkesin ortak sorusu, ilk 48 saat devlet neredeydi diyor. Burada hiç kimse gelmedi. Hiç kimse gelmedi. İkinci gün ses duyduk, kimse gelmedi. İlk iki gün.